Tarihler 30 Temmuz'u gösteriyor. Güzel bir pazartesi gününe, artık yağmurları bıraktığımız güzel bir İstanbul gününe şöyle bir giriş yaptık. Dileriz ki güzel, keyifli bir hafta bizleri bekliyordur. Nasıl başlarsak öyle gider, öyle değil mi? Programımız interaktif, değerli izleyenler, bizlere katılabilirsiniz. Sorularınız, görüşleriniz bizler için oldukça değerli. Adreslerimiz geldi ekranlarınıza. Günün sorusunu da taşıyalım bakalım. Sizlerle paylaşalım. Bu sezon kaç İspanyol takımı Şampiyonlar Ligi gruplar kurasına birinci torbadan katılacak diye sorduk. Bugün biraz bilgi sorusunu sizlere yöneltmek istedik. En azından günün sonunda bir şeyleri öğrenmiş olalım, değil mi? Aynı zamanda eğlendirdiğimiz bir soru var. O da nedir? Kim bu çocuk? Buyurun gelsin ekranlarınıza. Bu kez bir futbolcu değil. Ben baştan söyleyeyim. Tüh, keşke ipucu vermemiş olsaydım diyeceğim ama zaten belli. Az çok, küçük küçük. Evet, kim bu çocuk diye sizlere soruyoruz değerli izleyenler. Galatasaray 5 Ağustos'ta Süper Kupa ile sezonu açacak, biliyorsunuz ki. Sezon hazırlıkları devam ediyor. Yunanistan'a gitti. Gelsin bakalım fotoğraflar ekranlarınıza. Galatasaray'ın Instagram hesabında şöyle biraz tura çıkalım, gezinelim. Atina Yunanistan deniliyor. Sanırım yağmurlu bir hava karşıladı Galatasaray kafilesini. Güzel, keyifli bir maç onları bekleyecek. Yarın AYK ile oynayacaklar. Saat 20'de yarınki maç. Sinan Gümüş'le devam edelim. Gelsin bakalım kaptanlık sevincini yaşadığı o kare. Gurur diyor değerli izleyenler. Önceki akşam Kulüp Afrika'yı 1-0 yendi Galatasaray. Gol Onyekuru'dan geldi. Sinan kaptanlık bandı sevinci yaşadı. Kaptan olarak hazırlık karşılaşmasına çıktı bu maçta. Diğer takımlara, diğer oyunculara gidelim. Medel'le devam edelim. Gelsin bakalım Medel'in güzel bir fotoğrafı. Kardeşim diyor Medel, yeni transfer, Beşiktaş'ın yeni transferi. Stoper Enzo Rocco'yla aynı kareyi paylaşmış. Medel'in Şili milli takımından arkadaşı biliyorsunuz ki Enzo. Güzel bir kare olmuş. Josef de Souza ayak tenisi oynarken güzel bir paylaşım gerçekleştirmiş. Gelsin bakalım ekranlara. Hayata dair bir konuda eğer çok direniyorsam, yani böyle tutturduysam, çok inat ettiysem, genelde o konuyu denediğimde, ön yargılarımı attığımda ondan inanılmaz keyif aldığımı görüyorum. Mesela arkadaşlar söylediğinde işte burayı mutlaka görmelisin vurgusu çok fazla yapıldığında orayı görmek istemiyorum. Ama gerçekten gördüğümde ise onların haklı olduğunu görebiliyorum. Ülkemize vardır değil mi? Bizim toplumumuza ait şeylerden bir tanesi. Seni tanımıyorken hiç sevmemiştim. Yani seni uzaktan tanımıyorken tanıdıkça sevdim gibi böyle bir ön yargıyı betimleyen bir şey vardır, kalıp vardır, öyle değil mi? Şehirlerden bir tanesi, ülkelerden bir tanesi. Avusturya benim için öyleydi. Herkes böyle Salzburg muhteşem, güzel, bu kadar iyi, şu kadar iyi. Yani Avrupa ülkelerinde birçok yeri gezdim. Hep Salzburg'u hep erteliyordum. Hep erteliyordum ki ta ki geçtiğimiz kış aylarında ziyaret edinceye kadar. Bana göre en güzel şehirlerden bir tanesi, özür diliyorum, İlçelerden mi diyeyim? Şehirlerden bir tanesi Salzburg. Gerçekten muhteşem. Başakşehir'de kamp dönemini, ikinci hazırlık dönemini Salzburg'da sürdürecek. Gelsin, uzattım biliyorum ama biraz böyle genel kültür olsun. Salzburg'u mutlaka görülmesi yerler kısmına ekleyin diyorum. Başakşehir'in paylaşımı geliyor ekranlarınıza.
Arkadaşımız Olcan diyor ki neresi güzel Salzburg? Mesela örnek ver. Selfie çubuğu satılmıyor. Daha ne olabilir? Daha ne olabilir yani? Devam edelim değerli izleyenler. Bu arada ikinci etap kamp hazırlıklarını da muhteşem bir yerde sürdürüyor. Başakşehir, Kayseri Spor'a gideceğiz. Çeren'in paylaşımı var. Kampa katılışı ile ilgili bir video yayınlamış Kayseri Spor. Gelsin bakalım ekranlarınıza. Yeni sezona hazırlanıyor, güzel bir şekilde hazırlanıyor. Kimileri kamp dönemini gerçekleştiriyor, kimileri yeni katılan oyuncuları takipçileriyle paylaşıyor. Kamp dönemini sürdürenlerden bir diğer kulübe gideceğiz. İzmir temsilcisi Göztepe. Geliyor bakalım ekranlarınızda paylaştıkları video. Takımda yüzler gülüyor. Güzel kalıplardan bir tanesidir. Öyle değil mi? Biraz ülke dışına çıkalım mı? Avrupa'da işler nasıl gidiyor acaba? Gelsin bakalım. Draxler'in paylaşımı değerli izleyenler. Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal Paris Saint Germain'i 5-1 yendi. Draxler'in takımında işler pek iyiye gitmiyor sanıyoruz ki. Bugün alınan sonuca rağmen sizi görmek güzel kardeşlerim. Sıkı çalışmaya devam edeceğiz diyor. Kaybederken bile yüzlerdeki gülümseme eksik olmasın vurgusunu bu güzel pazartesi gününde haftaya başladığımız biraz böyle pazartesi sendromunun olduğu bir günde bizlerle paylaşıyor, bizlere sunuyor. Paris Saint Germain kampına gideceğiz. Takıma katılan Angel Di Maria'nın paylaşımı geliyor ekranlarınıza. Dünya Kupası yorgunları yavaş yavaş takımlarına dönüyor. Öyle değil mi? Thiago Silva ile devam edelim. Onun da güzel bir paylaşımı var. Geliyor ekranlarınıza. Coach. Hadi. Kavaya mı ya?
Bundan 10 yıl öncesini düşünün. Yeni yapılan transferlerin performansını muhabirlerin yazdıklarından ya da anlattıklarından, aktardıklarından görürdük. Nasıl bir performans ortaya koyacağını transfer döneminden sonra ancak maçlar sırasında görebilirdik. Ya da onları yakından izleyen muhabirlerin aktardıklarına şöyle bir kulak kabartırdık, öyle değil mi? Ama artık teknoloji değişti. Yeni transferler nasıl bir performans gösterecek? Ya da kimler yeni sezona ne kadar hazır? Artık hepsini sosyal medyadan, kulüplerin Instagram, Twitter ya da Facebook sosyal medya adreslerinden görebiliyoruz. Öyle değil mi? Özellikle bu sezon daha fazla görür olduk performanslarını. Özellikle birçok kulüp artık oyuncularını bu dönemde, hazırlık döneminde parlatır oldu. Bayer Leverkusen'ına devam edeceğiz değerli izleyenler. Kevin Folland'ın attığı muhteşem bir gol geliyor ekranlarınıza. Artık sadece yıldızlar değil, diğer futbolcuların da pazarlandığı bir sektöre dönüşüyor. Futbol sektörü, futbol endüstrisi. Frank Ribery'den geliyor paylaşım. Bakın ne diyor Ribery. Amerika çok güzel geçmedi onun için. Amerika'daki turnuvadan umduğumuz sonuçları alamadık. Sıkı çalışmaya devam edeceğiz demiş değerli izleyenler. Schalke ile devam edelim. Sané ile ilgili güzel bir video yayınlamış. Geliyor ekranlarınıza. Milan'ın teknik direktörü Gattuso'nun crossbar challenge'ına, yani meydan okumasına gideceğiz. Geliyor ekranlarınıza. Başarmak değil, başaramamak üzerine bir challenge, meydan okuma olmuş. Gerçekten güzel. Başarı kadar başarısızlık da aslında bir nebze başarı getirebiliyor, değil mi? Hakan Çalhanoğlu'yla devam edelim değerli izleyenler. Son zamanlarda magazin sayfalarında da görür olduk Hakan Çalhanoğlu'nu. Özellikle evliliği üzerinde dolaşan kara bulutlar üzerinden böyle bir yapılan spekülasyonlar var. Daha henüz netliği kazandı mı bilmiyoruz. Boşanacak mı, boşanmayacak mı bilmiyoruz ama Hakan Çalhanoğlu yeni sezona giriş yaptı. Antrenmanlarına da devam ediyor. Gelsin bakalım paylaşım ekranlarınıza. Juventus'ta hazırlık dönemini Amerika'da geçirenlerden gelsin bakalım paylaşım ekranlarınıza. Bu programı yaklaşık bir yıldır sunuyorum ve öncesinde de sosyal medya kullanıcısıydım ama mesleki anlamda, iş anlamında biraz daha geliştirebilmek adına birçok kulübün içeriklerini sosyal medya tarafını fazlasıyla incelemek, izlemek, araştırmak durumunda kaldım. Keyifle yapıyorum zaman zaman. Şunu net olarak söyleyebilirim ki geçtiğimiz yılla bu yıl arasındaki Juventus farkını sadece Ronaldo'yu transfer etmediler. Bence ciddi anlamda bir sosyal medya gelişim tarafına da yöneldiler. Yani sadece yeşil sahaya, sadece oyunculara bence yatırım yapmadılar. Çünkü muhteşem bir içerik üreticisi var Juventus'un. Gittikleri her yerden güncel, güzel fotoğraflar, görseller, çok güzel şeyler paylaşıyorlar. Juventus için güzel bir dönem olacak bu sezon özellikle. Liverpool Manchester United'ı 4-1 gibi bir skorla mağlup etti. Gelsin bakalım yansımaları nasıl gelecek? Shaqiri'nin o güzel golüyle. Buyurun. Her ne kadar Manchester United'ı 4-1 ile mağlup etse de Liverpool, diğer tarafa da bakmakta yarar var. Öyle değil mi? Keza bir golleri var ama güzel golleri. Gelsin bakalım ekranlarınıza Pereira değerli izleyenler. Bu arada Bordo Maviler, son dakika güncel bilgimizde görüyorsunuz. Toure için kulübü Llorente'ye 350 bin euro bonservis bedeli ödeyeceğini KAP'a bildirdi. Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor şu anlarda. Buyurun gelsin ekranlarınıza
videomuz Pereira'nın güzel golü. Alman milli takımını bırakan Mesut Özil'e destekçi gibi büyüyor değerli izleyenler. En büyük destek elbette Türkiye'den geliyordur ama takımı Arsenal'de onu hiçbir konuda yalnız bırakmıyor. Gelsin bakalım Arsenal'in paylaşımı. Genelde oyuncular çizgi film karakterlerine benzetilirler. Öyle değil mi? Mbappé'yi mesela Michelangelo'ya çok benzetiyorlar. Hatta annesi artık bu konuda biraz ver yansın etmiş basına. Benzetilsin istemiyorum demiş. Bununla ilgili güzel bir çalışma yapılmış değerli izleyenler. Acaba hangi çizgi film kahramanına benziyor futbolcular? Geliyor reklamlarımız. Devamı var mı? Elbette var. O da yarın. Biz ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Dilerseniz sorduğumuz soruları şöyle hızlı hızlı yanıtlayalım. Sorduğumuz sorunun cevabını hemen ekranlarınıza taşıyalım. Önce kim bu çocuk? Buyurun. Gelsin bakalım kim bu çocuk? İki kişi tahmin etmiş. Tebrik edelim izleyicilerimizi. Daniel Ricciardo olacaktı. Geçmişten bugüne çok şey değişmiş mi? Yıllar hepimizden bir şeyler götürüyor elbette. Anketimiz geliyor ekranlarınıza. Tarihte bugün gelsin ekranlara. 1932 yaz olimpiyatları başladı. Öyle değil mi Los Angeles'ta? Günün sözü gelsin bu arada. Hangisi? İstediğinizi getirin o halde. Kaç İspanyol takımı Şampiyonlar Ligi gruplar kurasına birinci torbadan çıkacak diye sorduk. Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid ilk torbada olacak. Cevap 3 olacak değerli izleyenler. Pazartesi gününü noktalarken acaba kim bize ne söylüyor? Jorge Valdano diyor ki futbolu seviyorum çünkü bilimle taban tabana zıt, çelişkili, ilkel ve duygusal. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın saatler 12.20'yi gösterdiğinde yeniden bu ekranda görüşmek üzere. Hoşçakalın.